Boş kar, servis, iyi ki çünkü garanti kapsamında. Muadili nedir? Evet. Fred'in muadili onun yapacağı işi tam yapmasa bile yüzde altmışını, yüzde yetmişini yapabilecek oyuncu kimdir? Zaç'tır diyorsa İsmail Kartal. Ben de diyorum ki hayır Zaç değildir. Bu maçta Ferdi'dir <laughs> diyorum. Tamam mı? Ben diyorum İsmail Kartal yok diyor. Tamam. Ona da saygı duyuyorum. Çünkü elinde done var adamın. 5 gün önce Trabzon maçından 5-6 gün önce Pendi'yi 5-0 yenmiş. Fred sakatlandı, an oraya Zalçı koymuş. Değil mi? Şeyi de sakatlanınca, Bekao'da sakatlanınca oraya da Justin Osterwalde'yi koymuş. Aynı 11 ile başladı. Ben de zaten öyle demedim mi ters köşede? Pendik maçındaki sakatlıklardan sonraki 11'i aynen koyacak. Neden dedim? Çünkü İsmail Kartal benim 4 yıl beraber yan yana sahada oynadığım, kamplarda zaman zaman o da arkadaşlığı yaptım. Dört yılımı 4 yıl az bir süre değil ya. Değil mi? 4 gün buraya gel gelsem ben insanın birbirini tanıması için yeterli evet, bir süredir. Tanıyorum. Ne dedim size? Hem antrenörlüğünde muhafazakardır antrenörlüğünde hem kendi özel hayatında da muhafazakardır. Çok risk almayı değişime, sevmez değişime, Değişime kapalıdır. Yani anladın mı? Eğer bir konuda e, elinde beri var da orada başarılı olmuşsa devam eder. Oynamaz onun üstüne dedim ve aynı kadroyla çıktı. Şimdi bunu çok eleştiriyor muyum ben? Hayır. Olabilir. Çıkabilir. Ya da o kadrola Trabzon'u yenebilirdi de. Sonra bak İsmail Hoca'ya bak. Helal olsun falan dersin. Futbol böyle bir şeydir. Şimdi de bana yazanlar var. Helal olsun Apo abi. Vallahi senin kadronla keşke çıksaydı. Mert Müldür oynasaydı. Stoper'de orta sahada da Zahçı yerine Ferdi oynasaydı daha iyi olurdu diyen insan sayısı çoğaldı. Ben bunu niye söyledim işte onu anlatıyorum. Ben a bildim ben senin dediğin gibi futbol ulaması falan değilim kardeşim. Az biraz futbol oynadık. Ama uzun yıllardır çocukluğumdan beri de futbol başları seyrediyorum. Çocukluğumdan beri. Kendim de az biraz asfalt kadar oynadım. Bir 10-15 yıl kadar. Asfalt kadar amili takımda Fenerbahçe gibi üst düzey takımlarda oynadım. Tamam. Zaten onu oynamak bile yeterlidir. Bazı şeyleri şey, e, görmek için. ha İsmail Kartal bunları görmüyor mu? Tabii ki görüyordur. Ama onun elinde bir veri vardı. Pendik maçı. Her şeyi gitmiş. Skor 5-0 bitmiş. Aynı kadroyla çıkmasını da eleştirmiyorum. Yadırgamıyorum da. Trabzon'dan bu kadar reaksiyon <laughs> mu beklemiyordu peki hocam? Sence? Kim? İsmail Kartal. Ya Trabzon'dan... Hatta sen demiştin ki Abdullah Avcı için bir takımı yenmek ayrı, Trabzon için Fenerbahçe'yi yenmek ayrı Tabii bir zaten duygudur dedi. Evet. Zaten. Ben, benim benim bu maçla ilgili tahminimde de bilmediğim bir şey oldu, bildiğim de bir şey oldu. Ne dedim ben? Bat çatır çatır bir maç oynanacak. Korkunç zor bir maç olacak ama öyle ya da böyle tek farkla maçı Fenerbahçe kazanacak dedim. Mesela orada yanıldım. Maçın çatır çatır olacağını bildim. Ama maçı tek farklı Fener kazanacak her şeye rağmen dedim. Orada yanıldım. Tek farkla maçı Trabzon kazandı. <laughs> Bu kadar reaksiyon beklemiyor mu diyorsa yani Trabzonspor çok olağanüstü bir reaksiyon falan koymadı ki. Trabzon yapabileceği belliydi. Topla çıkmak yerine uzun toplarla bir şekilde ona açığı beslemekti. Ya zaten zaten maçın ilk başında başladığında yine maç Fenerbahçe ağır oyun ağırlığı Fenerbahçe'de başladı. Fenerbahçe normal oyunu oynuyor. Trabzonspor'da kapanmış. Ani ataklarla, kontrataklarla tehlikeli olacak belli. Ve o kontrataklardan birinde golü bulunca iş daha da zorlaştı. İş böyledir zaten. Ha devre arasına bir bir girebilseydi Fenerbahçe bambaşka bir, bir maç olurdu. Ar Arka arkaya o iki gelen gol 46.da gol 47'de bir daha gol. Bakın her zaman söylediğim bir şey vardır. Bazen olayların önüne geçemezsin. Yani dünyanın en kötü başlangıcını da yapsan ikinci yarı başlar başlamaz bir takım kendi sahasında arka arkaya böyle iki tane gol yemez. 46 47. İddia ediyorum bakın Berat Özdemir denen kardeşimiz belki de sezonun ilk ve son golünü attı kendi adına. Bir daha Berat Özdemir'in golünü falan görmezsiniz. Belki bir bir tane daha atar belki uzaktan falan. O da Çünkü, bu hafta olur. Sen söylediğin. Evet, ya. evet aynen Ben evet doğru. Bu hafta olmaz o Trabzon'daki Fenerbahçe maçında olabilir. Bir <gülüyor> tane <gülüyor> daha. Anladın <laughs> mı? Evet. Anladın mı? Böyle çünkü Fenerbahçe'nin başına gelir böyle şeyler. Çünkü Berat Özdemir futbol e, yeteneklerine baktığında rakip 18'lere falan girmeyen bu zaten golü de 18'e girmeden attı. Uzaktanmış da. Hemen arkasından Samet'in 20-30 yılda bir yapılacak bir hata topu Top çekeyim kalp. derken ayağının altından topu kaçırması falan geldi. Yani işin biraz da Futbol adaletiyle ilgili bir bölümü de var yani. Hata var ama istesen böyle iki dakikada üst üste bunları yaparsın o ikisi de cıv diye olmaz. Biri cıv diye gidiyor öbürü de cank diyor üstüne. Oluyor, oluyor. Hele hele Olur. kalede Livakovic gibi biri varken yani bile. Evet. Şimdi Livakovic'e de kısa değiniriz madem konuyu açtın. Yediği iki gole yapacak bir şey yok ama Berat Özdemir golüne Berat'ın vuruşunun çok iyi olmasına rağmen Livakovic'in o golü bence kurtarması gerekirdi. Bu golleri zaten Altay Bayındır da İrfancan Kahveci de yiyordu zaten. Değil mi? İrfancan Eğri Bayat. Ya İrfancan Eğri Bayat'la bizim Altay Bayındır zaten bu tip golü yiyor. Yani Berat Özdemir'in 18 işten yerden ip gibi vurduğu bir golü Altay Bayındır, bizim İrfancan Eğri Bayat. Eğri Bayat yiyordu. Iyi Volkan Demir Demirel de yiyor. Ya, ya yenir ama biz Livakovic'i niye aldık? B bunları yemesin. Yani bu tipleri yemesin diye. O değildi. Diğer iki golü zaten kalede kim olursa olsun gol olurdu. Onaçı'nın kafa golü ilk golü. Bir de Pepe'nin attığı gol. O dar. O gol onlar. Onlar artık kalede 20 tane Libakovic olsa, 10 tane Neuer olsa falan çıkmaz. Çok klasik bir şey var ya hocam. Faturayı keserler ya. Teknik adama mı? Samet'e mi? Yoksa 6 numaraya mı? İsmail'e mi? Kime kesersin? Abi burada şimdi şu anda 20 maç 19 maç kazanmış bir takım bir maç kaybetti diye birilerine falan öyle fatura falan kesilmez. Ama ben söyleyeceğim şey şudur. Ben İsmail Hoca'ya şunu faturayı kesmem söyledim. Çıkardık 11'in mantığını anlıyorum. Ama çabuk müdahale edebilirdi. Mesela orada İsmail Kartal'ı e, affetmem. Bu kadar ağır kalınmaz. 2 maç bir ara maç 3-0 yanında dört tane beş tane adam var yardımcısı genç adamlar onlarla oturdular böyle ağızları kapalı kenarda sanki bir yer soygun yapacaklar da planlarını anlatıyorlar birbirlerine dudakları okunmasın diye maç 3-0 ya ne düşünüyorsunuz lan 3-0 3-0 ney ney neyi düşünüyorsunuz neyi planlıyorsunuz 3-0 neyi düşünüyorsunuz hala kaça kadar girmedi oyuncular ya kaça kadar Değil mi? İlk oyuncu değdi kaçta oldu bilmiyorum. 100 0 ama maç böyle falan filan böyle bir şeyler bir şeyler. Basireti mi bağlandı? Ba Öyle mi derler ya basiret. Ya basireti bağlanma diye bir şey yok ya. Bas ya basireti olsun yani her neyse boşver. Konuşmak istemiyorum lan. Yani. <laughs> 73 hocam. İlk değişiklik. 73 hocam. Bat Şuay. Çok klasiktir ya Batshuayi'nin girişi. İlk değişiklik. Tabii. Samet Düşün Bat abi. Değişiklik. İlk değişiklik. Samet çıkıyor Batshuayi'ye evet, giriyor. Evet abi. Yani işte çok alternatif olabilir. Bartu diye bir çocuk var. Bayağı eli ayağı düzgün, topu iyi kullanabilen bir oyuncu. Atarsın Bartu. İsmail Yüksek'i öne çıkarırsın daha atılmadan. Değil mi? Mesela Bartu'yu koyarsın, İsmail Yüksek'i öne atarsın. Zahitçi oyundan alırsın, İsmail Yüksek'i öne atarsın. Belki İsmail Yüksek'i de ikinci sarı karttan kurtarmış olurdun. Yani önde kalma değil mi? Adam önde gol atmaya uğraşacak. Burada defansta defans önünde kaldığı için bir foul daha yaptı. ikinci foul atıldı ikinci sarı kartta. Yani hiçbir hamle yapmaması, geç kalması eleştirilebilir. Ama çıkardığı 11'e bana benim 11'im olmasa da şey diyemem. Yani eleştiremem o konuda İsmail Kartal'ı. Evet. Elindeki, zaten İsmail Kartal 11 ile galip gelseydi hocam gördün mü oraya Ferdi'yi koymaya gerek yok adam çatır çatır tabii, oynuyor. Tabii işte, evet. sana da bu söylenecekti zaten. Evet ya ama dediğin gibi her şey futbolda skor elde edemeyince bunlar söylenir ama maçın genelinde eğer maçını bir maçı birine bağlamak istersen bu maçın Fenerbahçe adına maçın kaybedilmesindeki iki tane et, et, oyuncu vardır etkin etkin olmuş oyuncu Samet ve Ceydin Osturoğlu'da. E. Bana e, Samet deyip işin içinden Samet'i günah keçisi ilan edip atmak çok kolay. Ostor e de koyun o kervana. Öyle yok öyle öyle. Yani öyle. gol aslında diyorsun <laughs> ki Samet ortayı yaptırdıysa Livakovic ile e de vurdurmayacak. Ya bu ele ilk gol. İlk golün Ilk gol. İlk golde Edin Vizka Samet'in yanından tren gibi uzuyor. Yani Bak Edin Vizca'yla o pozisyonda 62 yaşındaki Abdülkerim Durmaz olsa o kadar olur. Yani o kadar fark olur. Anladın mı? Edin Vizca tokatladı ya sıfıra doğru. Nerede kaldı gördün mü şey Samet? Dinlenme tesisinde. O, evet. O tabanda gitti o. Ben de kalırdım. Ya beni koysa ben Edin Vizca o mesafede beni de o kadar geçerdi. 20 metrede bir anda 10 metre ön, ön, arkasına geçti. Hadi onu geçirdin. Ortada attı. İçeride bir tane Trabzonlu var. Bir tane, bir tane. 2 metreye yakın bir adam, bir tane, bir kişi 202 var. 2.02 hocam. 2 2'den iki uzun. E 2 metre dedik. Özür dilerim. 2.02 diyeyim hadi. İk net bilgiler verin. Ya sen hak kat şakama yapıyorsun. Yani. net bilgi. Tabii. Tamam. Net bilgi. 2.02'lik bir adam var. Ve Ceydin Oztor oldu. Onun iki metre önünde. Ya abi bir o bir kişiye orta atılıyor. Senin de görevin o adam adama stoperle yan yana olacaksın ya. Niye adamın iki metre önündesin ya? Hani bir Trabzonlu oyuncu daha olsa ben ona gittim dersin. Yok orada bir bir adam var zaten. Nasıl o adam senin o kadar arkanda bomboş? Yani orada Ceydin Ostorvold değil de atlamayalım yani. İki stoper Fenerbahçe'nin iki stoperi Fenerbahçe'nin o günkü mağlubiyetindeki en en suçlu, en hatalı iki insandır. Hocam bir seri yakaladın ya 2'de 2, 3'te 3, evet. 5'te 5, 10'da 10, 12'de 12, 15'te 15, 19'da 19 dedin. Ne şahaneydi. Seri, seriye bağlamıştın. Seri soru indirime girdin. Evet. Onun sonrasında ne oldu? Liderliği kaptırdın. Yani sen böyle çok güzel anlatıyorsun ama arada birileri dokunduruyorsun gibi yani. Seri sonu indirime girdik falan filan. Ama kafa öyle oldu yapıyor? şimdi. Bu kafa mı yapıyor Liderlikten ben? ikinciliğe inince seri sonu öyle indirim desene. Oldu. Ben de öyle hissettim hocam. Aynısını hissettim. Değil mi? Kafa yapıyor. Fenerbahçe ince ince geldi. İnce ince doldu. <laughs> ince, ince, <gülüyor> ince, <gülüyor> ince <gülüyor> Seri sonu indirim dediğin liderlikten... Seri liderlik sonu liderlik indirimle kafamı yapıyorsun Biz Alay ediyor işte bizde bu. Cari. Seri sonu indirim indirim diyor ya. Seri sonu işte hocam. Black Friday diyor hocam. Müthiş kasıb indirimi. Bana ismi cismi belli olmayan kardeşim. Her şeyi çok güzel söylüyorsun. Şöyle sorabilirsin bu soruyu. Seri bitti. Fenerbahçe'nin yani serisi bitti. Seri sonu indirime girmek hafif biraz böyle dokundurmak diyorsun. Hakikaten bu bize kafa yapıyor. Ya. Birincilikten ikinciliğe işte hocam. E tamam seri sonu falan deme öyle şeyler. Tamam. Seri bitti de. Seri, seri bitti. bitti. Evet bitti. Galatasaray lider oldu arada bir puan var. Bu liderlik Galatasaray'ın uzun sürer mi? Gidişat yani öyle gör. Zor kaybediyorlar. Yani Fenerbahçe'de işte bir tane maç kaybetti. Galatasaray daha kaybetmedi. Galatasaray'ın bir beraberliği var. Dolayısıyla arada bir puan fark var. Ama şimdi hafta sonu Galatasaray Hatay deplasmanına gidiyor. Gerçi Hatay deplasmanı artık Mersin'de oynanıyor maçlar. Yani genele baktığında puan kaybedebilir mi? kaybedebilir. Yani Hatay'da Hatay'da herkes zorlanır. Çünkü iyi takım, diri takım devamlı oynuyorlar. İki, Galatasaray Almanya'dan yorgun döndü. Mutlaka oyuncular değişik olacaktır. Bir de Volkan Demirel faktörü var. Ben mesela Volkan Demirel faktörünü burada önemli buluyorum. Yani insanlar ne alakası var diyebilirler büyük maçlarda iyi analizleri olan bir teknik adam. Özellikle rakip Galatasaray'sa. Çünkü Volkan Demirel'in futbolculuk hayatına baktığında Galatasaray maçlarında bayağı başarılı şeyleri var. Yani baş... Galatasaray'a karşı... O da biraz daha hassas diyorsun. Evet ve Galatasaray'a karşı bence daha böyle e, motivasyonu yüksek olacak. Fener'de oynarken de öyleydi mesela. Ha Galatasaray maçlarında oynadığı zamanlar yaptığı büyük hatalar da var. O ayrı bir şey ama geneline vurduğunda Volkan Demirel Galatasaray'a karşı hem motivasyonu yüksek tutmuştur futbolcuyken oyunlarda. Ben antrenörlükte de öyle olacağını düşünüyorum. Yani takımının Hatay Sporu çok daha iyi hazırlayıp motive edeceğini düşünüyorum. E, ve Hatayspor'un bu maçta çok dirençli olacağını düşünüyorum. Bütün bunlar Galatasaray'ı yenmeye yeter mi? Zor açıkçası zor. Yani Galatasaray çıkaracağı herhangi gibi bir 11 ile yine maçın favorisidir. Onu açık açık söyleyelim. Bütün bunların yanında velev ki diyelim Galatasaray puan kaybetti. Tekrar liderliği devralmak için Fenerbahçe'nin en az beraber. Hatay deplasmanından çok daha çok daha zor Adana Demirspor deplasmanı var. Hem Adana Demirspor'un taraftarı olarak Adana Demirspor'un oynadığı oyun futbolcu kalitesine baktığında bugün İstanbul dışına çıktığında en korkacağın deplasman Adana Demirspor maçıdır. Yani Adana bugünkü şartlarda Adana Demirspor deplasmanı en zor deplasman diye geçen Trabzon deplasmanında daha zordur. Bak açık söylüyorum yani daha zordur oyun olarak, kadro olarak, oynadıkları oyun olarak, hava olarak. Tabii ki. Onun için yani Fenerbahçe'nin işi tekrar liderliği geri alması bu hafta tekrar liderliği geri alması çok daha zor. Fakat futbol, liderlik geri de alınabilir. Ama aradaki bir puan olan fark, Galatasaray'la yine olan fark daha da açılabilir. Yani Gal Galatasaray, Hatay'ı yenip Fenerbahçe'nin Adana'da puan bırakması ama beraber ama mağlubiyet ihtimali daha yüksek.